Bundan sonrası bizde. İstanbul Sözleşmesi yaşamdır. Kadın cinayetlerine son. Çeşitli farklı yerlerde yapmak eylemi acaba sönümlendiriyor mu yoksa daha mı güçlendiriyor? Bu konuda emin değilim. Bunu tartışmayı isterim sizlerle. Babel Platz gibi sembolik değeri olan bir yerde mi bulursak? Çünkü orada biliyorsunuz kitaplar yapıldı zamanında. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Koral, Bilgi Üniversitesi öğrencisi. 6 gün gözaltında tutulup serbest bırakıldıktan sonra yeniden gözaltına alındı. Anıl, İstanbul Tarih mezunu ve MSGS yüksek lisans öğrencisi. ALES sınavına silahlı jandarmalar eşliğinde girdi. Tarihi ve okumayı çok seviyor. Mücadelesine içeride devam ediyor. Akın, Kadıköy'de düzenlenen eylem sırasında yaklaşık 200 kişinin üzerine hızla süren ve yoldaki çöp konteynerini önünde sürükleyen polis aracına zarar verdiği iddiasıyla sabaha karşı tutuklu gözaltına alındı. Şilan, İstanbul Üniversitesi öğrencisi. 27 gün tecritte tutuldu. Ömer, Karabük Üniversitesi'nde otururken maddi imkansızlık sebebiyle ailesiyle yaşadığı İstanbul'a döndü. İstanbul Üniversitesi'nde turizm okudu. Felsefe okumayı ve gitar çalmayı sever. Neco, hayatı Kayseri, İzmir, İstanbul arasında göçebe geçti. Şarkı yazar ve besteler. Bestelediği son şarkı Diren Boğaz için. Sizleri de alacağız. Sizleri yalnız bırakmayacağız. Bundan sonrası hepimizde.